İşçimiz var, Yumruk Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı arkadaşımız var. Çalışma Bakan Yardımcısı geldi şimdi. Çalışma Bakan Yardımcısı arkadaşımız da geldi. Halil Bey gel. TESKOM Genel Başkanımız da burada. Bugün bu akşam onların iftarındaydık. Böyle nostaljik bir ortamda inşallah sahur yemeğimizi yiyeceğiz. Biz tabii fazla da kalmayacağız. Biz 3 defa ayrılız dedik başkana. Onlar herhalde biraz daha devam edecektir. Çünkü buranın bir manevi ortamı da var. Burada saygı duyduğumuz manevi önderler ziyaret edecekler. Bize müsaade edilirse biz ayrılacağız. Böyle bir ortam. Şimdi sorunuza geleyim. Tabii yani Irak'la bizim en aktif kapımız Habur. Yumruk kapımız. Hele hele Suriye'yle de 1,5 yıldan bu yana yaşanan Suriye'deki olaylar dolayısıyla kapılarımızdaki aktiviteler son minimum noktaya inmiş durumda. Dolayısıyla o sebeple hem de ticari ilişkilerimizin daha da gelişmesi dolayısıyla Habur kapısı bir hayli yoğun olarak çalışıyor. Biz bu yoğunluğu başka kapılara aktarmak için sadece bu süreçte değil, yani birkaç yıldır üzerinde çalışıyoruz. Habur'un doğusunda değil, batı tarafında, daha batıda. Aktepe ve Ovaköy bizim taraftaki kapılar. Burada iki tane yumruk kapısı açılması noktasında Irak merkezi yönetimle ve bölgesel yönetimle görüşmelerimiz epey zamandır sürüyor. Yani biz onlarla görüştüğümüzde, konuştuğumuzda, şimdi bürokratik düzeyde devam ediyor. Hiçbir zaman olumsuz bir tutumlar olmadı. Tamam diyorlar, yapacağız ama henüz gerçekleşecek durumda gelmedik. Ama biz bu kapılarla ilgili iç hukukun öngördüğü bütün prosedürleri tamamlamış durumdayız. Yani Irak hükümeti de tamam demesi halinde orada hemen kapıların yapımıyla alakalı süreci başlatmış olacağız. Aynı zamanda bu iki kapı dışında bir de Habur çayı üzerinde, yani mevcut şu andaki Habur kapısı kapısının geçişleri sağlayan Habur çayı üzerinde iki köprü var. Bunlar yetmiyor. İlave bir köprü daha yapma projemiz var. Bu noktada da gelen müzakerelerimiz devam ediyor. Hatta biz bu sene bu köprünün yapımıyla alakalı Ulaştırma Bakanlığı bütçesine ödenek de kondu. Başbakanımızın talimatı doğrultuda. Bunu her halükarda, her uygun bulduğumuz zeminde bunu yapma noktasında irademizi ortaya koyuyoruz. Mesela birkaç gün önce İstanbul'da Kuzey Irak'tan gelen Maliye Bakanı da bir vesileyle benimle görüşmesi oldu. Ona da tekrar bu konuyu hatırlattım. Yani inşallah yani uygun bir zamanda fazla da zaman kaybetmeden yapacağız. Yapmak zorundayız. Yani çünkü ticari yoğunluk bir hayli fazla giderek de artıyor. Bu tür çalışmamız var. Bunun ötesinde Hakkari, Üzümlü, Derecik ve bir de biliyorsun Şırnak'ta, Gülyazı'da sınır ticaret merkezleri açılması konusuyla alakalı çalışmamız var. Ama bu üç tanesi kapı değil. Sadece sınır ticaretine imkan verecek bir ticari aktiviteye zemin hazırlayacak. Bunlarla ilgili olarak da prosedür şu, tabii karşı ülkenin, komşu ülkenin aynı yaklaşım içerisinde olması lazım. Yani siz kendi ülkenizde vatandaşlarınızın sizin ticareti yapması imkan sağlayacak zemini, donatırları gerçekleştirdiğiniz zaman karşı tarafa geçtiğinde muhatap olacağı kimseler yoksa o zaten sıkıntı olur. Onun ismi başka bir şey olur yani. Kaçağa dönüşür vesaire dönüşür. O süreçte devam ediyor ama her ne olursa olsun her şeyin başı güvenlik. Tabii ticaret, biz şartlı sloganımız şu, Türkiye'yi ticaretin en kolay yapıldığı bir ülke haline getirmek hedefimiz. Ama bu yetmez, en güvenli ticaretin yapıldığı bir ülke haline getirmek. Yani en kolay ve en güvenli. Dolayısıyla bir taraftan da oradaki faaliyetlerin çok güvenli bir şekilde yapılması için de güvenlikle görevli, kamu görevlileri gerekli çalışmalar sürdürüyorlar. Peki efendim bir de özellikle Suriye'deki son durumdan dolayı birçok sıkıntı yaşanmakta. Yeni yaptırım kararı var mı? Gümrükler anlamında yeni yaptırım kararı alacak mısınız? Ha ben şunu söyleyeyim. Biz Suriye'ye yönelik hiçbir zaman bir yaptırım uygulamadık. Çünkü ülkeler arasındaki ticaret devletten devlete değil.
Ya zaten biz serbest piyasa ekonomik kurallarını uygulayan bir ülkeyiz. Ticareti ülkelerin halkları yapar, tüccarları yapar. Yani dolayısıyla bunu yasaklamak diye bir şey olamaz. Yani bir ülkeye siz ambargo vesaire uygulamanız, şayet o ülke yönetimi halka yönelik Suriye'de olduğu gibi işte bir katliama dönüşmüşse silah sevkiyatı yapmazsınız. Yani o tür şeylere müsaade etmezsiniz. Ama bunun ötesinde halkın günlük ihtiyacı için gerekli olan materyallerin elbette ki giriş çıkışını bir yasaklama söz konusu değil. Biz Suriye'de var olan kapılarla ilgili geçenlerde kamuoyuna paylaştığımız önlemler karşı tarafta özellikle Cilve Gözü, Öncü Pınar ve Karkamış'ın karşısında yer alan işte Babel Heva isimleri de bu şekilde ifade ediliyor. O kapılarda Özgür Suriye ordusunun yani hükümet üzerine karşı savaşan veyahut da kendilerini korumak için mücadele eden kesimin bu kapılardaki yönetimi elde etmiş olmalarına bağlı. Hem elde ediyorlar ve bunların da kontrol dışında bir takım unsurlar Suriye tarafındaki cümlük hizmetlerinin verildiği cümlüklü yer ve sahalarda teknik alet edevatı, teknik donatıları tahrip ediyorlar. Hatta eylemlerini daha da ileri taşıyorlar. Bir kısım yük taşıyan tankerleri yakıyorlar, yağmalıyorlar. Bunun üzerine biz önlem aldık. Kapı kapatma söz konusu değil. Biz kapı kapanmaz durum yok. Sadece geçişleri güvenli hale getirmek için bir takım önlemler aldık. Hatta geçenlerde yine Kilis valisi beni aradı. Merkezi hükümetin orada halka yönelik gerçekleştirmede olduğu eylemler çerçevesinde halka yönelik can güvenliği dolayısıyla önemli sayıda vatandaşın bizim sınırımıza çok yakın bir yerleşim yerine yerleştiklerini ama bunların gıda ihtiyaçları olduğunu, su ihtiyaçları olduğunu, tüp gaz ihtiyaçları olduğunu bunu temin edilmesi noktasında benimle paylaştı. Ben de hemen müsteşarıma talimat verdim. Bu tür ürünlerin Türkiye'den o insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik giriş çıkışları hemen organizasyonunu yapın dedim. Onu gerçekleştirdiler. Ve yine bizim aldığımız önlemler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin bu kapılardan Suriye'ye girişine izin vermiyoruz. Yani gümrük işlemlerini yapmıyoruz. Ama Suriye'de olup Türkiye'ye gelecek olan veya Suriyeli vatandaşların Türkiye'ye gelmeler halinde veya Suriye üzerinden 3. Dünya ülkesi vatandaşların Türkiye'ye gelmelerinde gümrük hizmetlerini bizim gümrükteki elemanlarımız veriyor, bunu gerçekleştiriyor. Gene buna paralel olarak demin söylediğim çerçevede, yani ticaretin halklar arasında yapılıyor olması çerçevesinde Suriyeli vatandaşların Türkiye'ye gelerek, Türkiye'nin neresini istiyorlarsa, bu Antep olabilir, Hatay olabilir, İstanbul olabilir, Ankara olabilir. Yani burada ihtiyaçları olan ürünleri, malzemeleri, materyalleri satın alıp Suriye kamyonlarıyla, tırlarıyla Suriye taşımaları halinde de biz bu kapılarda gümrük hizmetlerini veriyoruz. Şu anda sadece sınırlı olarak faaliyette bulunan demin ifade ettiğim kapıların dışında iki kapı açık. Bunlardan bir tanesi Akçakale, Şanlıurfa'da. Bir diğeri de Hatay'da, Yayla'da gümrük kapıları. Ama bu kapılarda da çok yoğun şekilde ticari faaliyet yok. Vatandaşlarımız küçük araçlarla veyahut da küçük ölçekli yük taşıyan, pick-up dediğimiz arasında yük taşıma suretiyle o ölçekte hem ticaret yapabiliyorlar, giriş çıkış yapıyorlar. Ama rolanti durumda.